ETV Sağlık Programı'ndan herkese merhaba. Bugün kardiyoloji uzmanı Doktor Çetingül ile beraber hipertansiyon hakkında konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam, teşekkür ederim. Bugün sizinle hipertansiyon hakkında konuşacağız. Evet. Öncelikle nedir olarak başlayalım hocam, kısa bir tanımıyla. Tabii. Öncelikle ben de tüm Edirne halkına selamlar ve sağlıklı günler diliyorum. Hipertansiyon aslında adı üzerinde söylendiği gibi Türkçesi yüksek kan basıncı anlamına gelen ve belki dünyanın en önemli hastalıklarından, en çok ölüme neden olan hastalıklardan birisi. O yüzden önemli zaten. Hipertansiyon demek kanın damar duvarına yaptığı basınca kan basıncı deniyor. Bunun yüksek oluşuna da yüksek kan basıncı yani hipertansiyon diyoruz. Hepimizin bildiği gibi büyük tansiyon ve küçük tansiyon diye halk arasında söylenen, bizim de işte hekim olarak sistolik, diastolik tansiyon diye onu tanımladığımız iki çeşit tansiyon var. Büyük tansiyon kanın damar duvarına kalp kası kasılırken ki, vücuda kanı pompalarken ki sırasında yaptığı basınca büyük tansiyon. Küçük tansiyon ise kanın damar duvarına kalp kası gevşerken yaptığı basınca deniyor. O yüzden de daha gevşediği için o sırada daha küçük bir basınç oluyor ve küçük tansiyon deniyor buna. Bu ikisinin de normal bir insanda normal değerleri var. Bu normal değerlerin üzerine çıktığında yüksek kan basıncı ya da hipertansiyon teşhisi koyuyoruz. Normal değerleri bunların ortalama tüm insanlarda 120 ve 80 milimetre civayı geçmemesi gerekiyor. Klasik tansiyon aletleriyle ölçtüğümüz değerlerde. Bu 120-80 rakamına halk arasında 12'ye 8 gibi yani rakamlarda söylenebiliyor. Doğrusu 120-80 milimetre civa. Bu ideal olması gereken tansiyon. Bu kaçı geçince yüksek tansiyon ya da hipertansiyon teşhisi koyuyoruz? Büyük tansiyonumuz 140 ve üzerinde, küçük tansiyonumuz da 90 milimetre civa ve üzerine çıktığında hipertansiyondan bahsediyoruz ve hipertansiyon tanısı koyuyoruz. Bu çok önemli bir hastalık ve çoğu diğer kardiyovasküler ya da kalp, beyin, damar hastalıklarının hepsinin öncü hastalığı. Tüm dünyada da ölümlerin en sık nedenlerinden birisi. O yüzden çok önemli. Çok da sık rastlanıyor. Türkiye'de de her 3 kişiden biri tansiyon hastası maalesef. O yüzden daha da önemli sıklığı nedeniyle. Tansiyon hastalığı Türkiye'de yaklaşık 3 kişiden birinde gözüküyor dedim. %32-%33 oranında gözüküyor. Kadınlarda biraz daha fazla, böyle 50 yaş civarına kadar, erkeklerde fazla gibi gözükse de 55 yaştan sonra kadınlarda oran biraz daha yüksek, hipertansiyon oranı. Kabaca kadınlarda Türkiye'de %35-36 civarı, erkeklerde de %28 civarında hipertansiyon sıklığı var. Bu da önemli bir oran maalesef. Sonradan getireceği diğer hastalıklar nedeniyle çok önemli bir oran. Bu şekilde. Hocam peki bir hastanın hipertansiyon olduğunu nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir, var mıdır? Tabii. Hipertansiyon aslında bizim okuduğumuz hem yabancı kitaplarda olsun, yayınlarda olsun, klasik tıp öğrencisi olduğumuzda hocalarımızın bahsettiği aslında dünyanın en büyük seri katili hipertansiyondur diye anlatılır. Sebebi birincisi çok sinsi bir şekilde kurbanlarını seçip öldürmesi. Çünkü hipertansiyon hastalarının çok büyük bir oranında, %70-80 belki oranında hiçbir klinik belirti vermez. Yani %15-20 oranında hastalar işte başım ağrıyor, başım dönüyor, işte ensemden başlayan bir kafamda doluluk hissi var ya da çok bazı özel durumlarda çok yüksekse işte burnum kanadı, acile geldim, nefesim daraldı, işte birkaç zamandır çok sık idrara çıkıyorum, hafif bir bulantı hissi, görme bulanıklığı gibi bir takım şikayetlerle gelir ama %80'inde hiçbir şikayet yoktur. O yüzden sessiz ve sinsi seri bir katil olarak adlandırılır. Böyle şikayeti olan tabii ki bir hasta geldiğinde hipertansiyondan şüphe edip ona göre tansiyon ölçümleri, düzenli tansiyon ölçümleri yapılıp teşhis konulup tedavisinin başlanması gerekiyor. Yani anladığım kadarıyla birçok belirtisi var hocam hipertansiyon. Tabii ama hastaların çoğunluğunda bu birçok belirti olmuyor. Çok azında oluyor. O yüzden de
Hani belirti vermemesi sende o hastalık yok veya sana vücuduna o hastalık zarar vermiyor anlamına gelmiyor. Hı hı. Belirti olmaması da kötü bir şey. Keşke belirti her hastada olsa da o belirtiler yüzünden hasta hekime başvursa ve tanısı konup tedavisi başlansa. Belirti vermediği için etrafta tansiyonu olduğu halde tansiyon olduğundan haberi olmayan insan çok. Ve direkt yüksek tansiyonun belli organlara zarar verdikten sonra karşımıza çıkıyor. Atıyorum bu hasta hipertansiyon olduğu halde hipertansiyon tanısı konmadığı için belli bir yaştan sonra acile felç inme geçirerek, kalp krizi geçirerek, beyin kanaması geçirerek ya da böbrek yetmezliği şeklinde yıllar sonra karşımıza çıkıyor. Keşke belirti verse de 15-20 yıl önce tansiyon teşhisi konsa bu ağır hastalıklarla karşımıza çıkmasa diyoruz. O yüzden çok önemli. Daha önce önlemde alınmış olabilir tabii. Hocam peki sebepleri nelerdir bu hastalığın? Evet, hipertansiyonda şöyle bir durum var. Aslında %85-90'ında hiçbir sebep yok. İlginç diyeceksiniz buna da. Çünkü tansiyonu biz ikiye ayırıyoruz. Bir birincil ya da primer hipertansiyon dediğimiz tansiyon. Bunlarda hiçbir sebep olmuyor. Genetik yatkınlık ve kolaylaştırıcı faktörler ile ortaya çıkıyor. Genetik olarak ailede hipertansiyon varsa, hastada işte kilosuna dikkat etmiyorsa, hareketsizse, tuz tüketimine dikkat etmiyorsa, sigara tüketiyorsa, alkol tüketiyorsa, yemesine içmesine dikkat etmiyorsa, egzersiz yürüyüş yapmıyorsa, normal beklenen yaş işte Türkiye'deki ortalama 50-55 yaşta tansiyon ortaya çıkıyor. O beklenen yaşlardan çok daha önce genetik yatkınlığı varsa veya o beklenen yaşlarda hipertansiyon ortaya çıkıyor. Buna primer ya da birincil hipertansiyon diyoruz. Altta özel bir sebep aramıyoruz. Genetik yatkınlık ve kolaylaştırıcı faktörler oluyor. Bir de çok küçük bir cüzi grup var. %5-10'luk bir grup bu. Bunlarda da ikincil hipertansiyon ya da sekonder hipertansiyon diyoruz. Bu kısım biraz daha ilginç bir kısım. Burada hipertansiyona yol açan başka bir hastalık söz konusu. Yani hastada önemli başka bir organ hastalığı var. O hipertansiyon yapıyor. Bunlar neler olabilir? En sık ikincil hipertansiyon yapan hastalıklar bir numaralı sırada böbrek hastalıkları. Tüm böbrek hastalıkları en sonunda böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliği ve hipertansiyon oluşturabilir. Böbreğin damarsal hastalıklarının hepsi hipertansiyona sebep olabilir. İkincisi hormonal hastalıklar. Hormonlar biliyorsunuz vücudumuzda hormon salgılayan endokrin organlarımız var. Bunların en önemlisi tiroid bezi, böbrek üstü bezi gibi hormon salgılayan organlarımız var. Bunlardan bir takım tümör veya aşırı hormon salgılı bu organlardan aşırı hormon salgılanmasına neden olan tüm hastalıklar bu hormonlar kanda belli bir seviyeye ulaşınca yüksek tansiyon yapabiliyor. Buna da ikincil sekonder hipertansiyon diyoruz. Bazı damar hastalıkları doğuştan damarımızın dar olarak doğması işte aort koarktasyonu dediğimiz daha genç yaşlarda tansiyona sebep olan bazı damarsal hastalıklar. Bazı kullanılan işte kortizonlu ilaçlar, doğum kontrol hapları, işte ağır böbrek nakillerinden sonra kullanılan ağır ilaçlar, immün sistemi baskılayan ağır ilaçlar hipertansiyona sebep oluyor. Bunların hepsine sekonder yani ikincil hipertansiyon diyoruz. Tüm hipertansiyon hastalarının %5-10 gibi cüzi bir kısmını oluşturuyor bu grup. Ama bu grup biraz daha önemli bir grup. Çünkü bunlarda birincisi hiç ummadığımız zamanda tansiyon çıkıyor. Normalde dedim yani 50-55 yaş civarında Türkiye'deki ortalama birincil, primer hipertansiyonun. Bu sekonder hipertansiyon dediğimiz işte hormonal, damarsal ya da kullanılan bir takım ilaçlara bağlı olan hipertansiyonda zaten bize bir ipucu oluyor bunlarda. Mesela hiç ummadığımız çok genç bir hasta tansiyonla geliyorsa veya 70-75 yaşına kadar hiç tansiyon hastalığı olmamış, 75'ten sonra tansiyonu çıkıyor. Bu tip böyle yaş olarak da şüpheli durumlarda zaten sekonder hipertansiyondan şüphelenmek gerekiyor. İkincisi bunlarda tansiyon böyle hemen bir takım işte tuzsuz yemek, yaşam tarzını değiştirmek ya da bir tane iki tane tansiyon ilacı başlamakla tansiyon böyle kolay kontrol altına alınmıyor. Bu ikincil sekonder hipertansiyon dediğimiz o cüzi grupta.
O da bir ipucudur bizim için. Yani ne yaparsak yapalım tansiyonu kontrol altına alamıyoruz. Bu gibi durumlarda işte çok tuhaf beklenmedik yaşlarda tansiyon çıkıyorsa, kolay kontrol altına alınamıyorsa klasik ilaçlarla hemen sekonder olan işte böbrek hastalığı var mı, kullandığı bir tansiyonu yükselten ilaç var mı veya işte bu böbrek üstü bezinde, tiroid bezinde aşırı hormon salgılayarak tansiyona neden olan bir hormonal hastalık var mı gibi çok ayrıntılı, uzun süreli, çok film, tetkik, kan tahlili gerektiren araştırmalara maruz kalıyor bu tip hastalar. Ve esas hastalığın teşhisi konuyor, onun tedavisiyle tansiyon toparlıyor. Yoksa sadece tansiyon ilacıyla bunları düzeltemiyoruz. O yüzden bu %5-10'luk grup, sekonder hipertansiyon dediğimiz grup tabii önemli bir grup. Cüzi bir, yani rakamsal olarak %5-10 ama çok daha önemli bir grup. Onların bir kısmı tanı konmadan hala etrafta tansiyon tedavisi alarak dolaşıyorlar. Tansiyonun bir türlü düzene girmiyor diyorlar. Doktor geziyorlar. İlaç değiştiriyorlar. Doktor değiştiriyorlar ama esas hastalıkları belki henüz daha teşhis konmamış bir grup bunlar. O yüzden önemli. Hocam hazır teşhis demişken nasıl siz tanı koyuyorsunuz hastaya? Bu da çok güzel bir soru. Şöyle, polikliniğimizde de günlük pratiğimizde de böyle ilk kez teşhis koyduğumuz, hipertansiyon teşhisi koyduğumuz hastalar ve çok strese giriyor. Hani sanki kanser teşhisi koymuşuz gibi böyle aman Allah'ım ne olacak bundan sonra gibi bir psikolojik... O anda hocam daha da evet, çok çıkabilir evet, mi evet, tansiyon? Evet, evet. Böyle bir psikolojik duruma giriyorlar. Hani şöyle bir şey oluşuyor. Ah hemen tansiyonu ölçtü, tansiyon teşhisi koydu. İşte bunun bir tomografisi yok mu, MR'ı yok mu? İşte özel hani... Şimdi tabii ki her hastalığın bir teşhis yöntemi var. Hipertansiyon teşhis yöntemi çok basit. Tansiyon aletiyle kolumuzdan tansiyonumuzu ölçüyoruz. Ve bu az önce söylediğim gibi büyük tansiyon 140'a, küçük tansiyonda 90'ın üzerindeyse hipertansiyon olabilme ihtimali çok yüksek bu hastanın. Tabii ki bizim poliklinikte ya da sizin evde, hastanın evde ölçtüğü bir kere ölçüme dayanarak hipertansiyon teşhisi koymuyoruz. Bu en az böyle 2 haftalık bir takip öneriyoruz. Hastanın mümkün olduğunca bizim hastanede kullandığımız tansiyon aleti, klasik cihazlarla tansiyonunu ölçtürmesini öneriyoruz. Tansiyon ölçtürürken en az yarım saat, son yarım saat içinde sigara içmemiş olması, alkol içmemiş olması, yemek yememiş olması, 15-20 dakika oturmuş dinleniyor olması gerekiyor. İşte kolunun kalp seviyesinde olması gerekiyor tansiyonu ölçülürken. Bunlara dikkat edilirse 2 haftalık böyle düzenli bir tansiyon takibinde değerlerin büyük çoğunluğu 140-90'ın üzerindeyse çok rahat hipertansiyon tanısı koyup tedaviye geçmemiz gerekiyor. Yani hastalarda o stres işte ya tansiyon teşhisi kondu işte benim şuyuma bakmadı, MR'ım çekilmedi, bilmem ne ultrasonum yapılmadı gibi bir böyle bir hava oluşuyor. Hayır, tansiyonda böyle bir özel bir teşhis aracı, teşhis aleti yok. Klasik cihazlarla tansiyonu ölçüp yüksek bulmak hipertansiyon tanısını koydurtur. Tabii işte yalancı hipertansiyon dediğimiz, belki biraz sonra sorularınızda olacaktır. Beyaz önlük hipertansiyon dediğimiz panik atak, aşırı strese bağlı hipertansiyonda hemen böyle bir kere ölçüme dayanıp da yüksek tansiyon teşhisi koymuyoruz ama genel olarak hipertansiyon teşhis aracımız bu. Ama şöyle olabiliyor, arada kaldığımız hastalar oluyor. Yani işte evdeki takiplerini getiriyor, biz düzenli takip ediyoruz. Hep böyle bir sınırda. Bazen büyüğü işte 14'ü 140'ı geçiyor, bazen küçüğü 90'ı geçiyor. Bazen normal sınırda işte 13.5'a 8.5 gibi hastanın şikayetleri var ama değerler tam uymuyor. Böyle arada kaldığımız hastalarda ya da az önce söylediğim gibi hiç beklemediğimiz çok genç, tansiyon beklemediğimiz ya da çok yaşlı, hiç bu zamana kadar tansiyonu olmamış hastalarda yani sekonder hipertansiyon düşündüğümüz hastalarda gece gündüz ölçümlerinde ciddi fark olan hastalar oluyor mesela. İşte hocam benim gündüz normal ama akşam yükseliyor veya gece yükseliyor diyen hastalarda da böyle arada kaldığımız bu tip hasta grubunda da 24 saatlik bizim işte ambulatuvar kan basıncı ölçümü dediğimiz 24 saatlik hastanın koluna hastanelerde takılıp 24 saat boyunca kolunda olup yarım saatte bir tansiyon ölçümü yapan cihazlar var. O hafızasına kaydediyor.
Hasta 24 saat sonra cihazı getirdiğinde biz bilgisayardan çıktısını alıyoruz. Hastanın 24 saat boyunca tansiyonu kaç seyretmiş, büyük tansiyonu, küçük tansiyonu, nabzı nasıl gitmiş, gece gündüz farkı var mı? Hani gece çok yükselmiş, gündüz normal gibi o farkları görebiliyoruz. Hem arada kaldığımız hastalarda, hem gece gündüz tansiyon farkı olan hastalarda, hem de böyle çok ummadığımız, hani beklemediğimiz hasta grubunda tansiyon çıkınca teşhisi bazen sadece poliklinikte veya evdeki klasik tansiyon aleti ölçümüyle değil de böyle 24 saatlik tansiyon aleti ölçümleriyle teşhis koyabiliyoruz. Hocam şimdi teşhisimizi koyduk. Peki tedavi süreci nasıl oluyor? Evet. Tabii ki giderek daha önemli kısma doğru geliyoruz. Evet. Teşhisi koyduktan, kesinleştirdikten sonra aslında tedaviden de önce, az önce söylediğim gibi, ilk hipertansiyon teşhisi konduğunda çok acil bir durumda gelmediyse hasta poliklinikte böyle müphem şikayetlerle, böyle çok non-spesifik, işte böyle çok belirgin, onu çok rahatsız etmeyen şikayetlerle geldiyse, doktor da hipertansiyon teşhisi koyduğunda en büyük sıkıntımız kabullenmesi. Yani başka bir hastalığı yoksa, çok fazla aldığı bir ilaç yoksa, bundan sonra sürekli bir ilaç kullanılacak olma stresi hastayı rahatsız ediyor gerçekten. O yüzden kabullenmiyor. Hocam diyor, işte biraz tuzu kessem olmaz mı diyor. Biraz kilo versem acaba düzelir mi diyor. Tabii doğru söylüyorlar. O yüzden hipertansiyon tedavisini biz ikiye ayırıyoruz. Bir yaşam tarzı değişikliği, ikincisi de farmakolojik, yani ilaç tedavisi şeklinde. Yaşam tarzı değişikliğini tüm hastalara öneriyoruz. Tüm teşhis koyduğumuz hipertansiyon hastalarına. Nedir bu? En önemlisi tabii ki bir ideal kilosuna ulaşması, kilo vermesi. İki, tuz tüketimini minimuma indirmesi, tuzu azaltması. Üçüncüsü, alkol alıyorsa alkolü ya kesmesi ya da minimuma indirmesi. Sigara içiyorsa sigarayı bırakması. İşte gece geç saatte aşırı karbonhidrat tüketimi yapıyorsa bunları kesmesi. Sakatat dediğimiz salam, sucuk, sosis tarzı salamura gıdaları yememesi gibi bütün yaşam tarzı değişikliklerini, stresten uzak durması, hareketsiz yaşamdan uzak durması, düzenli egzersiz yapması gibi tüm yaşam tarzı değişikliklerini her tansiyon hastasına öneriyoruz. Aslında hocam bunları her insanın yapması evet, gerekiyor. Evet, sağlıklı bir yaşam için tüm insanın yapması gereken şeyler. Ama maalesef biz hep hasta olunca yapıyoruz. Hepimiz için geçerli. Bunları tüm hastalara öneriyoruz, yaşam tarzı değişikliği dediğimiz. Eskiden bizim hipertansiyon tedavi kılavuzlarında, biz öğrenciyken de olsun, daha sonra da olsun, bize işte ilk önce hastaya 3 ay yaşam tarzı değişikliği öner, hastanın tansiyonu düzelmezse ilaç başla gibi böyle adım adım tedavi yöntemleri vardı. Ama görüldü ki özellikle ülkemizde kimse bunu uygulamıyor ya da yeterince uygulamıyor. O yüzden artık hipertansiyon tanısı koyduğumuz hemen hemen tüm hastalara ne kadar yaşam tarzı değişikliklerini, az önce söylediğimiz o tüm sağlıklı yaşam önerilerini yapsak da ilaç tedavisi de başlamak zorunda kalıyoruz maalesef. Bu kötü bir şey değil. Niye değil? Çünkü tansiyon ilaçlarımız sadece rakamsal olarak tansiyonu, yani kan basıncımızı işte 17-18'lerden 12'ye, küçük tansiyonu da 11-12'lerden 8'e düşürmek amaçlı vermiyoruz. Yani tabii ki kontrollerde, takiplerde kan basıncı istediğimiz seviyelere düşmüş mü diye ölçüyoruz, bakıyoruz ama burada esas hedefimiz ve en büyük korkumuz ne? Yüksek tansiyon sinsi bir hastalık dedik, seri bir katil dedik. Bunu nasıl yapıyor? En önemli 4-5 organımıza zarar vererek. Bunlar hangi organlarımız? Birincisi kalp ve kalbin damarları. İkincisi beyin ve beynin damarları. Üçüncüsü böbrek. Dördüncüsü de göz. Bu dört önemli organımıza ciddi zarar vererek karşımıza felçle, beyin kanamasıyla, kalp kriziyle, kalp yetmezliğiyle, bacak damar tıkanıklıklarıyla, körlükle, böbrek yetmezliğiyle çıkıyor hastalar. O yüzden verdiğimiz tansiyon ilaçları sadece rakamsal olarak tansiyonu belli bir seviyeye düşürmek amaçlı değil, bu dört önemli organımızı koruyoruz aynı zamanda. Yani bu ilaçların öyle bir özelliği de var. Özellikle böbrek ve damarsal koruma, kalp koruma açısından çok önemli bu verdiğimiz tansiyon ilaçlarının. O yüzden hastalar hani
İşte ben sarımsak yiyorum, limonlu su içiyorum, düşürüyorum. Acil destek gibi. İlacı sevmiyorum diyen hastalar oluyor. Ya da ben kendime işte 6 aylık bir süre tanıdım. Alkolü bırakacağım, ideal kiloma ulaşacağım, spora başlayacağım. O yüzden ilaç kullanmak istemiyorum diyen hastalar, özellikle genç hastalar çok oluyor. Ama işte bizim verdiğimiz ilaç sadece dediğim gibi rakamsal olarak belli bir seviyeye tansiyonu düşürmekten ziyade tansiyonu zarar verdiği en önemli organlarımızı koruyucu özelliği olan çok uzun süreli ve çok büyük hasta sayısıyla yapılan çalışmalar sonucu piyasaya çıkmış, işte Dünya İlaç Dernekleri tarafından onay almış çok önemli ilaçlar. O yüzden hani ilaç kullanmak, tansiyon ilacı kullanmak kötü bir şey değil. Hem tansiyonumuzu düşürüp şikayetlerimizi yok edecek, hem de tansiyonun çok çok zarar verdiği önemli organlarımızı koruyacak bu tansiyon ilaçları. O yüzden hani tansiyon tedavisinden biraz korkmayalım, kaçmayalım diyoruz. Hocam az önce iki çeşit tansiyon olduğundan hani dirençli tansiyon da vardı. Evet, dirençli tansiyon tabii bizim ayrı bir böyle parantez konusu. Tam tedaviden sonra buna girmemiz güzel oldu. Şöyle, şimdi tansiyonu sebeplerine bakınca ikiye ayrıldık. Bir birincil tansiyon dedik, bir de ikincil tansiyon. Birincil tansiyon işte genetik yatkınlıkla ortaya çıkan, hepimizin belli bir yaştan sonra belki olacağı tansiyon. İkincil tansiyon da özel bir takım hormonal hastalıklar, damarsal hastalıklar, böbrek hastalıklarının yol açtığı başka bir hastalık sonucu oluşan tansiyon dedik. Dirençli hipertansiyon ise en az tanımı şöyle, özel bir tanımı var. Bir tanesi kullandığı ilaçlardan hastanın bir tanesi idrar sökücü olmak şartıyla en az 3 tane tansiyon ilacı almasına rağmen tansiyonu istediğimiz seviyelere gelmeyen hastalara dirençli hipertansiyon diyoruz. Yani hasta 3 tane 4 tane ilaç alıyor ve bunlardan birisi idrar sökücü ilaç. Buna rağmen tansiyonu bizim istediğimiz seviyelerde değil. Hala büyüğü 14'ün küçüğü 9'un üzerinde seyrediyor. Buna dirençli hipertansiyon diyoruz. Dirençli hipertansiyonda tabii o ilk sebeplerini söylerken birincil, ikincil dediğim hipertansiyondan ikincil olanı akla getirmek lazım, araştırmak lazım. Dirençli hipertansiyon hastasını hemen böyle al sana bir ilaç daha ekleyeyim deyip göndermemek lazım. Mümkün olduğunca hastanede yatırıp bu niçin 3 tane 4 tane ilaç rağmen hala tansiyonu düşmüyor, acaba başka bir hastalık mı var diye araştırmak lazım. Biraz daha yakın gözetim altında tutmak lazım. Gerekirse ilaçlarını hastanede yatırarak ayarlamak lazım. Ama dirençli hipertansiyonların hepsi sekonder hipertansiyon dediğimiz o ikinci hipertansiyondan değil. Normal birinci hipertansiyon olup dirençli hipertansiyon hastası olan çok daha fazla. Peki nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Nasıl oluyor? İşte ya ilacını düzenli kullanmıyor, ya diyetine uymuyor, tuzsuz yemiyor, alkolü bırakmıyor. Çok fazla ağrı kesici, vücutta su ve tuz tutan ağrı kesici kortizonlu ilaçlar kullanıyorsa bunlar da dirençli hipertansiyon oluşabiliyor. Bunları da hastayı yakın takibi alıp gerekirse yatırıp bunları tespit edip ortadan kaldırmak lazım. Ha, dirençli hipertansiyonda şöyle bir durum var. Tüm sekonder hipertansiyon sebeplerini araştırdık. Öyle bir şey bulamadık hastada. Dirençli hipertansiyon yapacak işte ağrı kesici kullanımı, kortizon kullanımı, ilaçlarını düzensiz kullanımı gibi tüm şeyleri de ekarte ettik. Hastayı yatırdık, saati saatine ilacını veriyoruz. Ama buna rağmen dirençli hipertansiyon olan hastalar var. Bu tabii çok küçük bir oranda bu grup ama önemli bir grup. Bunun içinde tabii böyle işte seyircimiz için, bizi dinleyen halkımız için çok uç şeyler bu söylediklerim belki ama bu dirençli hipertansiyon içinde çok yüksek dozda ve yeni çıkan güzel ilaçlarımız dışında bizim sofistike dediğimiz birkaç tedavi yöntemi daha var. Bunlar artık İstanbul'da, Ankara'da, büyük illerimizdeki büyük kalp merkezlerinde ya da büyük özel hastanelerde, özel üniversitelerde yapılan çok ileri yöntemler. Bunlardan bahsedecek olursak çok kısaca hastalara, bizi dinleyenlerin anlayacağı şekilde.
aşırı derecede dirençli hipertansiyonda başvurulan tedavi yöntemlerinden birisi bizim tıp dilinde renal denervasyon tedavisi dediğimiz, Türkçesi böbrek damarları üzerindeki, böbreğe giden atar damarlar üzerindeki böbreğe giden sinirlerin yakılması. Buna renal denervasyon tedavisi deniyor. Bu yöntemle çok aşırı derecede hiçbir ilaca cevap vermeyen dirençli hipertansiyon hastalarında tansiyonun kontrol altına alındığı vakalar var ve Türkiye'de de artık birkaç merkezde başarıyla uygulanıyor bu yöntem. Tabii özel bir yöntem, özel bir seçilen hasta grubu var. Bunu işte bir kardiyolog, iç hastalıkları uzmanı, nefroloji uzmanı, kalp damar cerrahisi gibi bir heyet karar veriyor bu tedavi yönteminin yapılacağına ve özel merkezlerde özel bir hasta grubuna yapılıyor. Aynı anjiyo gibi kasıktaki atar damardan giriliyor, böbreğin atar damarına ulaşılıyor. Böbreğin atar damarı üzerinden de o böbreğin üzerinden böbreğe doğru giden sinirler özel bir şeyle, yöntemle, ablasyon dediğimiz yöntemlerle yakılıyor. Böylece hipertansiyonun mekanizmasının büyük kısmını oluşturan böbrek ve böbrek damarları, sinirleri devre dışı kaldığı için tansiyon kontrol altına alınabiliyor. Bu bir yöntem. İkincisi yine daha sofistike ve daha uç bir yöntem olarak hipertansiyon, dirençli hipertansiyon tedavisinde yine seçilmiş hasta grubunda tüm önlemlere rağmen tansiyonu hiçbir şekilde kontrol altına alınamayan seçilmiş hasta grubunda karotis baroreseptör aktivasyonu, bizim tıp dilinde söylediğimiz fakat halk dilinde şah damarı pili diye Türkçesi olarak söyleyeceğim. Hepimizin şah damarında, yani beyne giden atar damarımız karotis damarında, şah damarı diyoruz ona, reseptörler vardır. Basınç ayarı yapan, kan basıncı ayarı yapan, evde nasıl doğalgaz ayarı için şeyler koyuyoruz. İşte aşırı ısındığında soğutuyor, aşırı soğuduğunda ısıtıyor. Aynı vücudumuzda da kan basıncını, vücudumuzdaki tansiyonu dengeleyen reseptörler, basınç ayar organları bu beynimize giden şah damarı, atar damarında. Orada bir takım reseptörler var. Onların kontrolünü dışarıdan kendimiz sağlayabilmemiz için oraya bir pil takılıyor kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından. Ve hastaların kontrol altına alınamayan dirençli tansiyonlarının kontrol altına alındığı görülmüş. Yine bu yöntemde Türkiye'de ileri kalp merkezlerimizde, büyük hastanelerimizde, büyük özel üniversitelerde artık başarıyla uygulanan, yine dediğim gibi hani bizi dinleyenler için çok uç yöntemler ama hani tüm ilaçlara rağmen, tüm araştırmalarımıza rağmen, her türlü önlemi, hastada her türlü tedaviye uyumunu sağladığı halde kontrol altına alamadığımız dirençli hipertansiyon vakalarında böyle sofistike uç yöntemler de var. Onu da belirtmek istedim. Bunlardan birisi işte böbreğe giden sinirlerin yakılması. Diğeri de halk arasında, halkımızın daha rahat anlayacağı şekilde şah damarı pili dediğimiz uygulama. Bunlar uç yöntemler ama maalesef bazı hastalarda gerek duyuluyor ve ülkemizde de artık uygulanıyor. Hocam riskleri var mıdır peki bahsettiğiniz tedavi yöntemleri? Tabii bunlar çok riskli yöntemler oldukları için hem hastalardan onam alınıyor, hani onay alınıyor bunlar yapılırken, hem de bunu böyle bir doktor, işte bunun tansiyonu çok yüksek, ben kontrol altına alamıyorum, buna gidin şunu yapın gibi tek başına karar veremiyor. Özel bir heyet bu tedavinin olması gerektiğine karar veriyor. Heyette muhakkak bir nefroloji, böbrek hastalıkları uzmanı, bir iç hastalıkları uzmanı, bir kardiyoloji uzmanı, bir kalp damar cerrahisi uzmanı oluyor ve böyle, bu şekilde karar veriliyor, uygulama yapılıyor. Hocam az önce evde tansiyon ölçümünden bahsetmiştik. Evet. Tam olarak doğru ölçüm sol koldan mı yapılmalı? Yöntem daha vardı hocam. Sanki böyle nabız tutarak da ölçülüyordu. Öyle bir şeyler de vardı. Onlara güvenilir mi? Ya nabız tutarak hiç kimse tansiyonu ölçemez. Önce onu söyleyeyim. Sadece özellikle hekimse bu kişi, hani nabzını tuttuğu kişinin tansiyonunun kabaca normal mi, yüksek mi, düşük mü olduğunu tahmin edebilir. Nabızın dolgunluğundan,
elev vuruşundan tahmin edebilir. Ama nabız tutarak bu hastanın tansiyonu 80, 100, 120 gibi bir rakam söyleyemez. Öncelikle onu söyleyeyim. Tansiyon ölçüm, hani tansiyon tanısı çok basit dedik. Tansiyon aletiyle ölçüyoruz, tanı koyuyoruz ama bu ölçümün nasıl yapıldığı çok önemli. İşte dediğim gibi istirahat halinde olacak. Yarım saat içinde alkol, sigara, yemek olmamış olacak. 15-20 dakika dinlenmiş olacak. Mümkünse tansiyon ölçerken üst kolumuzdan ölçüyoruz. Ve mümkünse kalp seviyesinde kolumuz dururken ölçülecek. Bunlar da tabii herkes, doktorların kullandığı ya da hastanede hemşirelerin kullandığı klasik tansiyon aletleriyle hem temin edemez hem de onunla tansiyon ölçmeyi bilemeyebilir. Sonuçta bu... Yani diğer küçük aletlerle kendimiz de ölçebiliyoruz. Bu bir eğitim gerektirir ve zordur. O yüzden piyasaya otomatik tansiyon aletleri, işte pilli otomatik tansiyon aletleri çıktı. Tabii biz bunu eleştirmiyoruz. İyi ki çıktı, iyi ki onlar var. Bu teknoloji güzel bir şey. Ama şu var, ilk bunlardan çıkanlar biliyorsunuz bilekten tansiyon ölçen otomatik cihazlar. Bu bilekten ölçümler biraz daha az güvenilir. Daha sonra koldan ölçen otomatikler bizim ölçtüğümüze benzer bir şekilde çıktı. Onlar daha güvenilir. Sol koldan mı sağ koldan mı dediniz, o da önemli. Aslında çok fark etmez. İlk teşhis koyduğumuzda muhakkak hem sol kolu hem sağ kolu ölçmek istiyoruz. Çünkü normal bir insanda sağ kolla sol kol arasında bir tansiyon farkı olabiliyor. Büyük de 2, yani 20 milimetre civa. Küçük de 1, yani 10 milimetre civa bir fark olabilir iki kolda. Ama büyük tansiyonda 20'den, küçük tansiyonda 10 milimetre civadan fazla bir fark varsa iki kol arasında başka araştırmalar yapması gerekiyor teşhis koyan doktorun. O az önce söylediğim gibi işte doğuştan bazı damarlar daralmış olarak aort koarktasyonu dediğimiz gibi gençlerde tansiyon sebebi olan bazı özel durumlarda iki kol arasında tansiyon farkı olabiliyor. Aort damarının yırtılması dediğimiz, aort damarının diseksiyonu dediğimiz acil ve ölümcül bazı hastalıklarda iki kol arasında ciddi fark olabiliyor. O yüzden bunların ayırt etmek açısından ilk teşhis koyduğumuzda iki kolu ölçüp ona göre karar veriyoruz. Ondan sonra mümkün olduğunca tek koldan takiplerimizi yapıyoruz. Hocam az önce hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan bahsettik. Evet. Bu ilaçlar belli bir süreyle mi kullanılıyor, yoksa hani mesela teşhis konuldu, ömrünün sonuna kadar o ilaçları kullanacak evet, mı? Bu da güzel bir soru. Bağımlılık yapar mı hocam bizim, bu ilaçlar? Günlük poliklinik yaparken, çalışırken, hastalarımıza açıklama yaparken sıkıntı duyduğumuz bir konu. Az önce söyledim, ilk teşhis koyduğumuzda insanlar böyle bir korkuyor. Allah, ben artık ömür boyu hap mı kullanacağım diye. İnsanların aklına direkt o soru geliyor. Maalesef şöyle, hipertansiyon tedavisi ömür boyudur. Ama çok istisnai durumlar vardır. Bunlar neler? Bir az önce söylediğim ikincil sekonder hipertansiyon gibi, işte tiroid hormonu fazla çalışıyordur, böbrek üstü bezi fazla çalışıyordur. Onun teşhisini koyup tedavisini yaptırdıktan sonra tabii ki tansiyon artık ortadan kalkar, ilaca gerek duymaz. Birincisi bu. İkincisi de böyle sadece yaşam tarzı değişikliğiyle çözeceğimiz bir hasta grubu oluyor. Nedir bu? Genç, aşırı kilolu, alkol tüketiyor, stresli bir işi var. Böyle evre 1 dediğimiz, yani hafif hipertansiyon teşhisi koyduk. Çok da yüksek doz olmayan küçük dozda bir ilaç başladık. Şimdi böyle bir hasta profili, işte hocam ben 6 ayda işte 20 kilo verdim. Alkolü bıraktım, sigarayı bıraktım. Stresli işimden çıktım, daha rahat bir işe girdim. Ya da işte hayatımdaki stresli olan şeyi bitirdim. Şu an stresim yok diye geldiği zaman tabii ki o başladığımız hafif dozda ilaca gerek kalmayabiliyor. Çünkü bizim istediğimiz yaşam tarzı değişikliklerini harfiyen ve çok güzel yapmış genç bir hasta var. Yani çok uzun süredir tansiyon ilacı kullanmıyor. Tansiyon tam oturmamış, damarlara zarar vermemiş, organ hasarı yapmamış. Böyle bir hastada
Tabii bu çok küçük bir oran bu söylediğim. Tansiyon ilacını ömür boyu verme gibi bir durumumuz yok. Bir yıl içinde, 6 ay içinde kesip bu şekilde devam edersen ilaca gerek yok dediğimiz cüz'i bir hasta grubu var. Ama genelde %90'ın üstünde tansiyon, şunu bilmemiz gerekiyor. Yüksek tansiyon kronik bir hastalıktır. Kronik hastalıkların tümü gibi ilacını kullandığı müddetçe kontrol altındadır. Ortadan kalkan, yok olan bir hastalık değildir. Sadece ilaçla kontrol altında tutulan bir hastalıktır. O yüzden ilaç tedavisi ömür boyudur. Bunu bilmemiz lazım. Az önce söylediğim o cüz'i bir küçük orandaki hasta grubu hariç. Hocam az önce yaşam tarzından bahsetmiştik. Yani kilo verdi hasta, iyileşti diyebileceğimiz bir küçük cüz'i bir alan vardı. Hasta hipertansiyon teşhisi konuldu. Yemesi içmesine dikkat ederse bunu biraz daha kontrol altında tutabilir mi? Az önce hani sarımsak ve limon suyundan bahsetmiştik biraz. Hani daha bunu açabilir miyiz yeme içmeyi? Şimdi şöyle. Aslında sarımsak yeme ya da limon suyu içme gibi şeyler bizim hipertansiyon tedavisindeki yaşam tarzı değişikliği dediğimiz değişikliklere girmiyor. Ama şu var. Bu tip önlemler, işte limon suyu içmek, sarımsak yemek gibi önlemler geçici ve kısa süreliğine tansiyonu düşürdüğü gösterilse de hiçbir zaman hipertansiyon tedavisinde kesinlikle yeri yoktur. Ve ilaç tedavisinin yerini alamaz. Hani bunu bilmesi lazım dinleyicilerimizin. Ama işte atıyorum ilacını almasına rağmen tansiyonu biraz yüksek çıkmıştır. Çok yüksek değildir. Acile götürecek kadar hastası kötü değildir. İşte ben bir sarımsak vereyim, bir limon içireyim deyip kısa süre geçici bir düşüş sağlayabilir belki. Ama bu hiçbir zaman kullanacağı tansiyon ilacının yerine geçmez. Veya hipertansiyon tedavisinde işte bizim yaşam tarzı değişikliği dediğimiz, yani sürekli uygulaması gereken bir yöntem değildir. Hani onu da yanlış biliyor hastalarımız. Hocam şimdi şu konuya da değinelim. O da önemli bir konu. Biliyorsunuz son 2 senedir hayatımızda yer alan bir COVID-19 hastalığı maalesef, var. Maalesef. Hipertansiyon hastaları nasıl etkileniyor COVID-19'dan? Evet. O konu hakkında. Şimdi bu konuyu aslında şöyle 3 gruba ayırmak istiyorum. Birincisi pandemi dönemi olarak olaya bakalım. Pandemi döneminde neler oldu? 1. Hepimiz eve kapandık. Değil mi? 2. Hareketsiz kaldık. 3. Aşırı stres ve panik halinde bekler bir duruma düştük. Ne olacak? Rakamlar, aşı gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte herkes telefon, işte dayım benim COVID olmuş, amcam COVID olmuş, arkadaşım iş yerinde COVID olmuş. Herkes de böyle bir kaygı, işte ben onunla maskeli mi temas etmiştim, maskesiz mi gibi. Hep bir korku, panik hali, hep bir hareketsizlik, hep bir eve kapanma, aynı ortamda sürekli durma. Kaygı, stres ve bu sırada da yeme içme bozukluğu da gelişti aslında halkımızda. Kesinlikle. Ve tüm dünyada. Hareketsiz kaldık hocam, yedik. Aynen. Yedik. Aynen, işte film seyrederken kuru yemiş tüketme, meyve fazla yeme geç saatlerde, tuzlu yiyecekler yeme, karbonhidrat tüketimini arttırma, işte pandemide aman pandemide bari dikkat etmeyeyim yememe içmeme, işte güçlü olsun vücudum gibisinden normalde yememesi gereken şeyleri rahat yemeye başladı ve dikkat ettiyseniz etrafınızdaki insanlara o pandemi biter gibi olup insanlar piyasaya çıktığında baktık ki çoğu insan kilo almış. Çoğu insanın tansiyon regülasyonu bozulmuş. Kullandığı ilaçlar yetersiz, yetmez hale gelmiş. Böyle bir polikliniğe bir akın oldu. Yani COVID dönemindeki birinci değineceğimiz konu bu. Pandemideki kapanma ve beslenme bozuklukları, kaygı bozuklukları zaten tansiyonumuzu bir zıplattı. Bu bir. Tansiyonu olmayıp tansiyon hastası olan oldu. Tansiyonu olup ilaç kullanan ilacı yetmez oldu gibi. İkincisi COVID hastalığının kendisine gelelim. Tabii benim konum, benim branşım değil COVID hastalığı. Hani biz kardiyoloji uzmanıyız ama direkt etkilediği için biz de çok haşır neşir olduk çalışırken bu COVID hastalığıyla. COVID hastalığının kendisinin direkt böyle COVID hastalığı tansiyonu yükseltiyor diye bir gösterilmiş bir çalışma, bir bulgu yok açıkçası. Ama yine az önce söylediğim gibi COVID hasta
hastası olan bir kişide o COVID hastalığı teşhisini almak, bu teşhisle hastaneye yatmanız gerekiyor demek, akciğerinde tutulum var demek, bu kaygılar tansiyon dengesini bozuyor ki COVID hastalığı nedeniyle hastaneye yatanların çoğunda kronik hastalık var ve kronik hastalığın büyük kısmını da hipertansiyon oluşturuyor. Yani hastaneye yatan COVID hastalarının neredeyse %90'ında zaten hipertansiyon var. Ve bu stresten dolayı, bu COVID hastalığından dolayı tansiyon regülasyonu bozulmuş oluyor. COVID'in kendisi direkt tansiyon yapmasa da. İkinci değineceğimiz COVID de bu. Bir de ilk COVID çıktığında böyle sanki bizim tansiyon hastalarında kullandığımız ilaçlar 3-4 gruba ayrılıyor. İşte idrar sökücüler var. Kalp nabzını düşürerek etkili olan tansiyon ilaçları var. Damar genişleterek tansiyonu düşüren tansiyon ilaçları var. Santral etkili dediğimiz sinir sistemini beyni etkileyerek tansiyonu düşüren ilaçlar var. Bu damar genişletici tansiyon ilaçları dediğimiz grup 3-4 gruba ayrılıyor kendi içlerinde. Bunlardan bir tanesi ACE inhibitörü dediğimiz bizim ACE denilen vücutta bir enzim var. O enzimi inhibe eden, o enzimi bloke ederek tansiyonu, damarı genişletip tansiyonu düşüren ilaçlar. Şimdi ilk COVID salgını çıktığında şöyle bir stres gelişti hastalarımızda, özellikle o grup ilacı kullanan hastalarda. İşte bu grup ilacı kullananlarda COVID ağır seyrediyor gibi bir dedikodu çıktı. Hem medyada hem basında, işte sosyal medyada. Bunun da sebebi şu. COVID-19 virüsü insana zarar verirken, akciğerlerde olsun, diğer dokularda olsun, hücreye girerken ACE2 dediğimiz bir reseptörü kullanıyor. Yani hücreye giriş kapısı COVID virüsünün angiotensin converting enzim 2 dediğimiz bir reseptör var. O reseptörden hücre içine giriyor virüs. O yüzden de şimdi ACE inhibitörü kullanan, yani ACE enzimini bloke eden tansiyon ilacını kullanan hastalarda da bu ACE 1 bloke olduğu için ACE 2 seviyesi artıyor. O zaman şöyle bir mantık gelişiyor. Bu ilacı kullananlarda hücrelerde ACE 2 dediğimiz reseptör sayısı artmıştır. O zaman bu ilacı kullananlarda COVID virüsü hücreye daha kolay girdiği için vücuda daha çok zarar verir ve ağır seyreder gibi bir endişe oluştu. Doktor arkadaşlarımızdan bile bu ilacı kullananlar, bizi COVID salgının ilk başladığı dönemde bizi arayıp ben bu ilacımı değiştirmek istiyorum deyip telefonla ilacını değiştirdiğimiz doktor arkadaşlarımız bile oldu. Hani ama daha sonra yapılan tabii COVID hastalığı başladığından beri sürekli yeni yayınlar çıkıyor, yeni gelişmeler oluyor. Hastalık çok yeni olduğu için hepimiz hastalık hakkında çok böyle aşırı bilgi sahibi değiliz. O yüzden her gün yeni bir yayın, yeni bir bilgi geliyor. Zamanla gelen bilgiler, gelen çalışma sonuçları gösterdi ki kesinlikle o tarz ilaç kullananlarda COVID daha ağır seyretmiyor. Kesinlikle hastalarınızın ilacını değiştirmeye gerek yok. Çünkü zaten tansiyon hastalarında ACE2 denilen o hücreye girişi, virüsün hücreye girişini kolaylaştıran reseptör denilen şeyin sayısının zaten çok az olduğu gösterildi. O yüzden hani tansiyon hastalarında, özellikle bu ilacı kullanan tansiyon hastalarında COVID daha ağır seyrediyor. İlacınızı değiştirin, doktorunuza gidin endişesi ortadan kalktı. Hani ona da açıklık getireyim dedim. COVID ile ilgili ikinci kısım bu. Birinci kısım o pandemideki eve kapanmaydı. Evet. İkinci kısım bu. Üçüncü kısım tansiyonla ilişkilendirirsek en çok sorulan sorulardan veya etrafınızdan belki duyduğunuz şey, COVID aşıları tansiyon yapıyor mu? Evet, öyle bir durum da var. Öyle bir şey de var. Yani aslında yapılan hiçbir çalışmada, hiçbir aşıda şu COVID aşısı tansiyonu yükseltiyor diye gösterilmiş, kanıtlanmış bir şey yok. Ama işte burada sıkıntımız şu. Hani işte COVID aşıları kanı pıhtılaştırıyor. COVID aşıları tansiyonu yükseltiyor. COVID aşıları kalp krizine sebep oluyor gibi aslında hiçbir bilimsel kanıtı olmayan, kulaktan kulağa yayılan bir bilgi kirliliği var.
Bunun da sebebi şu olduğunu düşünüyoruz biz hekimler. Şimdi normalde COVID olmasa bile acil servise gittiğinizde herhangi bir zaman 3 yıl önce olsun veya 5 yıl sonra COVID bittiğinde de olsun o gün işte belki 20 kişinin kalp kriziyle geldiği, 15 kişinin felçle geldiği, atıyorum 30 kişinin kalp yetmezliğiyle geldiği, işte akciğer embolisiyle gelen hastaların olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu hep oluyor. COVID yokken de vardı, şimdi de var. Ve bu hasta grubu, işte şu an bizim COVID aşıları nasıl ilk 65 yaş üstüne başladı uygulanmaya, bu hasta grubunun çoğu, bu acile gelen, bu kötü vaziyette gelen, işte ağır hastalıkların hepsi zaten bu aşıların yapılmaya başlandığı 65 yaş ve üstü grup. Aşının olduğundan sonraya veya önceye denk gelmesi tamamen tesadüf. Yani atıyorum 60 yaşında bir insan acile kalp kriziyle gelecekse geliyor zaten. Ama bir hafta önce COVID aşısı olduysa bu COVID aşısı yüzünden kalp krizi geçirdi anlamına gelmiyor. Ya da COVID aşısı yüzünden akciğer embolisi geçirdi anlamına gelmiyor. Hani zaten o yaş grubunda her gün belli sayıda acile kalp krizi, akciğer embolisi, damar tıkanıklığı, beyin felç, inme dediğimiz hasta geliyor. Yani o yüzden hani bunları aşı olduğumuz döneme denk geldiği için hepsini aşıya bağlamak mümkün değil. Çünkü kimisi aşıdan bir saat sonra geliyor. Daha aşı kana karışmadan. Kimisi aşıdan 10 gün sonra geliyor. Kimisi aşıdan 3 ay sonra geçirdiği bir kalp krizini COVID aşısına bağlıyor. Halbuki 2 paket günde sigara içiyor. Kontrolsüz tansiyonu var. Şeker hastalığı var, ilacını kullanmıyor. İşte kolesterol var, ilacını kullanmıyor. Kilosu var. Kalp krizi geçiriyor. Normalde kalp krizi geçirebilecek bir hasta bu saydığım profil. Ama zaten nedenleri varmış. Evet, ama bir hafta önce geçirdi olduğu COVID aşısına bağlıyor krizi. Böyle bir sıkıntımız var. Hani bunu da çok branşım olmamasına rağmen belirtmek istedim burada. Şu an için gösterilmiş o AstraZeneca'nın Avrupa'da uygulanan aşısı dışında bizim Türkiye'de uygulanan aşıların hiçbirinde gösterilmiş işte pıhtılaşmayı arttırıyor, kalp krizi riskini arttırıyor, felç riskini arttırıyor, tansiyona sebep oluyor diye gösterilmiş hiçbir kanıtlı çalışma yok. Onu da belirtmek istedim. Tamamdır hocam. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Atladığımız önemli bir konu olmasın. Evet. Yani eklemek istediğim şöyle, hani günlük pratiğimizde polikliniklerde işte her gün 50-60 tane hasta bakıyoruz. Bunların büyük çoğunluğu tansiyon hastası. Salt tansiyon hastası olmasa bile diğer hastalığın yanında tansiyonu da olan hastalar. Hani onlara buradan dinliyorlarsa eğer sesleneceğimiz ilaçlarını düzenli kullansınlar. İşte kafalarına göre komşusunun ilacını, işte eşinin ilacını, oğlunun ilacını kullanmasınlar. Acil bir durumda kafalarına göre bir takım ilaç değişiklikleri yapmayıp hastaneye başvursunlar. İlaç dışında muhakkak tuz tüketimi, kilo kontrolü, Edirne için, Trakya bölgesi için özellikle alkol tüketimi konusunda uyarmak istiyoruz. Bunlara dikkat etsinler. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hem ülke olarak hem belki Edirne olarak sağlık sistemiyle ilgili. Niçin? Aşırı derecede işte COVID vakaları var. Bunlar hastanedeki COVID olmayan diğer kronik hastalıklar için yoğunluğu arttıran bir durum. Bazen eskisi gibi kolay olmuyor olabilir hastaların bize ulaşması. O yüzden çok dikkat etmeleri lazım ilaçlarına. İlaçları bittiğinde muhakkak yazdırmaları, raporları bittiğinde muhakkak raporlarını yenilemeleri lazım. Ve ilaç dışı önlemlere de çok dikkat etmeleri lazım. Hem COVID açısından hem kendi sağlıkları açısından. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam programımızda konuk olduğumuz için. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah faydamız olmuştur. Çok güzel bilgiler öğrendik hocam sizlerden tansiyonla alakalı. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. ETV Sağlık programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.